Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar arkadaşlar. Bir de günün hangi saatinde izliyorsanız iyi seyirler. Bugün komple kanaryalarımıza bakım yaptım. Altlarını temizledim, yemlerini değiştirdim, mamalarını yeniledim, suluklarını temizledim. Nasıl diyeyim? Boşa çıkan yemleri üfledim, temizledim. Bayağı bir işlem yaptım. Bunları yapmışken de bir de video çekeyim sizlere. Fazla uzun aralarını şey yapmadan iki tane de yeni yavrumuz atladı son videodan sonra. Son videodan sonra derken bugün atladılar zaten. Şu üç kardeşler. Biri kula kabak. Biri Beşiktaşlı kabak. Bir tane de burada Ağraçlı tepeli var. O daha cesaret edip yuvadan atlamadı. Diğer önceden atlayanlar da hızlı büyümeye devam ediyorlar. Ağraçlı tepelimiz. Bunun dişisi bugün bir tane yumurtladı. Şu iki tane atlayan klosterin dişisi de bugün bir tane yumurtladı. Buradaki iki tane yavrumuz daha cesaret edip yuvadan atlayamadı ama bir iki gün içinde onlar da atlarlar. Bayağı büyüdüler. Mantalarımızın dişisi zaten tekrar yumurtluyordu. Bugün 5. yumurta yapmış. Maşallah. 6'yı yapmaz büyük ihtimalle artık. 4 tane malta yavrumuzla büyümeye devam ediyorlar. Ve bugün bir de şey yaptım. Yumurtaları boş çıkan çiftlerin yavruluklarını falan aldım. Şimdi bir 3 gün falan bunları bu şekilde boşta bekleteceğim. Tekrardan çiftleşsinler. Tekrardan yumurtlamaya hazır olsunlar diye. Şunların da yumurtaları boştu. Bunların da yuvalıklarını aldım. Bunun aslında bir tane yumurtası doluydu ama dişi sıkıldı herhalde, sonradan kalktı. Bunlar da bir türlü yumurtlamadılar zaten. Yuvalıklarını aldım tekrardan. Tekrardan eşya hazırlamak için. Şöyle arkadaşın kuşlarını da bir çekelim. Onun sanırım şurada bir tane veya birkaç tane yavrusu var. Çünkü az önce beslerken gördüm onları. Başka da hiç besleyen çift görmedim. Burada tek kalmış. Onun erkeğini başka bir yere attı sanırım. Hani şuradakilere aşağı atmış olabilir. Arkadaşlık durum da bu şekilde. Bugün bayağı yoğun bir gün oldu. Alt temizliği kolaydı. Alttan ruloyu çektik mi temiz geliyor, o kolay ama yemleri değiştir. Sulukları komple yıkadım. Tertemiz yaptım. Nasıl yıkadığımı da şöyle göstereyim. Aslında çok eskiden bunun belki bir videosu çekmişim ama tam hatırlayamadım. Böyle bir alet var. Bu sanırım şey, biberon temizleyici normalde. Bununla içini temizliyorum. Gene diş fırçasıyla da bu biberon temizleyicinin ulaşamadığı yerleri temizliyorum. Ayda bir filan sulukları bu şekilde temizliyorum ve gördüğünüz gibi pırıl pırıl yapıyorum sulukları. Bütün mamalıkları komple boşaltıp bir daha full baştan doldurdum. Mamalıkları şu şekilde kullanıyorum. Yavru olan çiftleri atıyorum, az bir miktar mama kaldıysa yavru olmayan başka bir çiftin içine o mamalıktaki kalan mamayı döküyorum ve her gün bunlara taze mama veriyorum. Bunlar kısmen 2 günlük mamayı yemiş oluyor. Ama bugün dediğim gibi komple hepsini boşaltıp yeniden mama doldurdum. Ayrıca şöyle göstereyim. Buradaki erkeğimiz, buradaki dişimiz de, yani ilk bu çift bu dişiyle eşe atmıştım. 3 tane yavru çıktı onlardan. Anne yavruyu büyütmeye devam ediyor. Fakat bu dişi bir türlü yumurtlayamadı. Bakalım artık son şansı. Çünkü bu yavruları büyüttükten sonra bu dişiyle tekrar atarım. Ve aynı şekilde buradaki erkeğim de Ağraçtepe erkeğim de ilk bu dişiyle eşe atmıştım. O 4'te 4 yumurtasını doldurdu fakat iki yavru diğer iki yavrudan daha küçük olduğu için zaman içinde öldü. Yeterli beslenemedikleri için. Yine aynı şekilde burada bir kula kabak
Tabak dişiyle yaşattım. O da maşallah 3'te 3 doldurdu. Tam performans devam ediyor. Yine burada da aynı şekilde bu dişi yavrularını büyütüp yavrular başının çaresine bakmaya başladıktan sonra bu erkeği de alıp bu dişinin yanına atacağım. Bu arada bu yavrularımız arkadaşlar az önce mama yerken gördüm. Kuşlar şu anda 29 günlük, yani 30 günlük diyebiliriz, 1 aylık diyebiliriz. 1 aylıkken yavaş yavaş kanarya yavruları başlarının çaresine bakmaya başlayabiliyorlar. Ama yine bir 35 gün falan anne babanın yanında tutmakta fayda var. Bunlar daha çok küçük yavrular, yuvadan atlamalarına zaman var ama 4 kardeş gayet güzel büyüyor. Bu çift çok güzel bakıyor maşallah. Paso besliyorlar. Pasayla güzel büyüyorlar. Bu çiftimin erkeği, ön taraftaki yeşil tepeli erkek biraz yağ problem vardı gibi ama şimdi yağını biraz eritmiş gibi geldi. Bakalım tekrar bir üçüncü kere deneyeceğiz. Çok güzel bir kuş aslında ama işte yağlı olunca yavru alamama gibi bir sıkıntımız oluyor. Bu yavrular yeni atladılar yuvadan. Yani ahraçlı kula diyebiliriz artık buna. Çünkü kulası çok az, sarısı çok bol. Kabak bir Gloucester. Çok da sevimli duruyor. Beşiktaşlımız aynı şekilde. Tontik tontik duruyor orada. Bak 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 bak. Yavru, yavru mamalın içinde yem yemeye çalışıyor. Maşallah sana. Ay ay yiyor gibi ya. Süper. Bu yavru daha 30 günlük değildir. 25 günlük, 26 günlük filandır ama tek yavru olunca tabii daha hızlı büyüdü. Daha güzel gelişti. Yem bile yemeye başlamış. Sizinle birlikte gördüm ben de. Babaya da benziyor. Renk kombin olarak da. Ben bakayım şöyle. Of, anneyi de rahatsız ettik. Anne de çıktı. Bayağı kendi başının çaresine bakabilecek kadar büyümüş. Maşallah güzel oluyor. Yarışmalık bir kuş gibi duruyor. Bu yavruları anne mahvetti. Tüylerini yoldu hep. Yuvaya götürdü tüylerini. Bu dişimiz de biraz cins bir dişim. Ben keçiyi düzeltiyorum. O böyle yamultuyor. Ön tarafını kendi ip dolduruyor. İçini işte yine şeyle doldurdu. Keçeyle doldurdu. Ben de ellemedim artık. Nasıl istiyorsa öyle yapsın dedim. Açmaya çalışıyor, uçmaya çalışıyordu. İşte bu güzellikler sezonun bütün yorgunluğunu alıp götürüyor. Her şeyin küçüğü sevimli. Hareketleri ben gayet. Daha şu anda tellerde ilk kez duruyor. İlk yürüyüşlerine, ilk zıplamalarına şahitlik ediyoruz. Tabii tam acemi olduğu için tam beceremiyor da. Burada bir yavru da yem istiyor. Anne babadan. Sezondaki gelişmeler bu şekilde arkadaşlar. Böyle fazla aralık vermeden kanarya videoları da çekmeye çalışacağım sizler için. Kanaryalarda sık sık video çekince de anlatacak çok fazla bir şey bulamıyorum açıkçası. Çok fazla değişiklik olmuyor. Dediğim gibi sadece mesela atlayan bir çiftimiz yavruları vardı. Değişiklik o. Bir de yumurtaları boş olan çiftlerin yuvalıklarını toparladım.
Onları 3 gün sonra yuvalıklarını tekrar takacağım. Şöyle aşağıda yuvalıklar. Yani ben yapmadım ama şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Banyo verebilirsiniz kuşlarınıza. Yuvalıkları aldıktan sonra tekrar yeni bir eşe hazırlamak için bir banyo yapıp kendilerini toparlayıp daha iyi olabilir. Benim fırsatım olmadığı için öyle bir şey yapamadım ama bunu yapmanızı tavsiye ederim. Bugünkü videomuz da bu şekildeydi arkadaşlar. Zaman ayırıp beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi hobiler.